Merhaba, ben Erdem. Danganronpa V3'ün yeni bölümüne hoş geldin. Umarım sevdiklerin ve sen mutlu ve sağlıklısındır. Nasılsın? Diyor ve topu Kaito'ya atıyorum. Pas. Endişelenme, yaparsın. Sana inanıyorum. Hadi gidelim. Yargı tapınağına gidelim. Yol boyunca karşılaşıyoruz kendisiyle. Bu sanırım yan yana yürüdüğümüz anlamına geliyor. Ve geldik. Kaslı Ched Monokuma heykelinin olduğu yere. Herkes hazır mı? Hazırız kaptan. Başka bir seçeneğimiz yok değil mi? Hazırız kaptan deyince aklıma bir tane caps geldi. Meme de denebilir. Elemanın biri hazır mısınız çocuklar diyor. Hazırız kaptan diyor birkaç kişi. Sonra başka biri sizi duyamadım diyor. Sana ne oluyor lan diyor sonra asıl yazıyı yazan kişi ama biraz küfürlü tabii. Aklıma geldi şimdi. Ah anlaması çok kolaysınız yani çabuk anlaşılıyorsunuz. Sanki Monokuma sizi eğitmiş gibi. Çabuk kaptınız olayı diyor. Endişelenecek bir şeyimiz yok değil mi? Döt herifler. Sadece suçlunun kim olduğunu bulmamız gerekiyor öyle değil mi? Tabii ki de endişelenmemize gerek yok. Sonuçta asıl şüpheli bunca zamandır barizdi. Değil mi Himiko? Himiko'yla nasıl uğraşırsın seni dejenere? Yoksa kelleni Aikido ile almam mı istiyorsun? İyi de bu Aikido bile değil ki kelle almak. Bu bildiğin padişah emri. Bu olay konuşulacak in due time. Süreç içerisinde konuşulacak bu mesele. Argümanlarınızı, fikirlerinizi o zamana saklayın. Evet, sınıf duruşmasında bu işe bir son verelim. You're right, işte yes falan gibi şeyleri çevirerek hem kendimi hem de sizi yormak istemiyorum. O yüzden bu cümlelerde anlaşılırız diye düşünüyorum. Bundan sonra çok önemli şeyleri çevirmeye çalışacağım. Baktım bayağı vakit kaybediyoruz. Hadi bakalım. Let's go. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Deme takalım. İlk vakada da bu animasyon yayınlanmış mıydı acaba? Yoksa her vakada farklı bir animasyon mu giriyor? Merak ettim. Gerçi hepsine farklı animasyon yapsalar pek de verimli olmaz herhalde boyut açısından. Sessizlik. Duyduğum tek şey düzensiz nefes alışlardı. Kapıdan girdiğimiz anda... Anda ne? Sanki önemli bir şey söyleyecekmiş gibiydi. Tekrar başladı. Ah o asansör. Sessizlik. Normalde sallantıyı umursamazdım. Ama iyice hassaslaşmış gibi hissediyorum. Hepimiz aşağı indikçe, dibe doğru gittikçe vücutlarımızın titremesini hissediyorduk. Yani iki ayağımın üzerinde sağlam basmasam eminim ben düşerdim yani. Bu titremeyle. Nefes alışım gittikçe düzensizleşiyordu ve kalbim gitgide daha hızlı atıyordu. Tam kendimden geçeceğimi düşünürken durdu. Ama işin sonuna gelmemiştik henüz. Bu daha başlangıçtı. Benim için 3 saat sürecek bir başlangıç. Ah duruşmalara. Hoş geldiniz. Egziseller yapmış bu mahkemeyi. Yine birbirlerini yalıyorlar, övüyorlar falan filan. Bu dünyada geriye sadece siz 13'ünüz kaldınız. Evet. Hayatlarınız karşılığında elinizden geleni yapın.
Yine şeye mi gelecek? Dünyanın sonu meselesine. Yani çok fazla yazı gördüm bu oyunun diğer oyunlarla bağlantılı olmadığı konusunda. Ama bilmiyorum. Oyunun başlarında kütüphanede eski oyunlarla alakalı bilgiler görmemiş miydik ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum yoksa? İkinci oyuna mı karıştırıyorum? Onu öldüren kişi şu anda burada. Bunun bir yalan olduğuna inanmak istiyorum. Ama eğer gerçeği burada bulacaksam gözlerimi kaçırmayacağım. Sonuçta bu benden istenen bir dilek. Gerçeği bulacağım. Buradan herkesle beraber kaçıp hayatta kalabilmek için. Burada ölemem. Ona olan sözümü tutmak için. O derken her diyor yani bir kadından bahsediyor ki o da Kaide. Savaşacağım. İyi hadi bakalım. Düşünsenize bu videoda bitiyormuş falan. Tabii ki mümkün değil öyle bir şey. Duruşmalar şey kadar uzun oluyor yani. Bölümün gezmeli kısmı kadar uzun oluyor. Bir bölümü iki parçaya ayıracak olsaydım duruşma ve duruşmaya kadar olan kısım diye ikiye ayırırdım muhtemelen. Kabiliyetimiz var mı hiç? Sanmıyorum ama. Aa vardı doğru. Lost in Thought vardı. 11 puanlık daha bir şeyler alabiliyoruz. Yani şey de yapmak istemiyorum doğrusu. Üzerine çok kafa yorup vakit kaybetmek istemiyorum. Bir de bunları satın almamız gerekiyor arkadaşlar. Şu influence ve fokusu artırıyor bu ikisi. Bunları almak istiyorum ben. Ama fragmentim kalmadı. Neyse, bu iyidir. Bu iyidir. Zorluğu değiştir. Zorluk zaten en basit seviyede. Hadi başlayalım. Zaten delilleri daha yeni topladığımız için biraz aklımdalar. Elimizden geleni yapalım. Takılırsak telefondan bakarız. Yayında olsaydık siz yardım ederdiniz. Evet, basit bir anlatımla başlayalım. Açıklamayla. Her duruşmanın başında bu konuşmayı yapıyor. Yanlış kişiyi seçerseniz, o kişi hariç, suçlu hariç herkesi cezalandıracağım. O yüzden doğru kişiyi seçin. Tabii duruşmaların çoğu seslendirilmiş. O yüzden karakterler konuştuktan sonra çevirmeye başlayacağım. Bunda yetişemedim ama. Sanırım hepimiz biliyoruz en şüpheli kişinin kim olduğunu. O. Güçlerimizi birleştirelim ve beraber çalışalım. En şüpheli kişi. Enerjinizi bende toplayın çocuklar ki suçluyu yakalayabilelim. Büyü gösterisi esnasında gerçekleştiği için cinayet suçlu sadece şey olabilir. Evet, bugün çok formundayım be. Çok iyi. Abi, ya, kusura bakmayın şu zamana kadar olabildiği kadar kısa tutmaya çalıştığım için bölümleri karakterler konuşurken çevirmeye çalışıyordum. Direkt cümleyi gördüğüm ve algılamaya başladığım anda. Ama bu repliklerini sesli dinlemek çok eğlenceliymiş. Bunun şimdi farkına varıyorum. Bu hissi en son birinci oyunu kendi başıma oynarken tatmıştım. Bundan sonra daha dikkatli olacağım bu konuda. Tenko, neden beni bölüp duruyorsun? Eğer lafımı kesip durursan güzel bir duruşma yapamayız. Ha, ben seni bölmüyorum ki. Bir dakika, oyunun sesini biraz daha açacağım. Replikleri daha iyi. Aa, ne oldu? Şey dedi, seni bölmüyorum ki zaten erkeklerin tek ilgilendiği şey S-E dedi. Son harfini söylemedi. Neyse artık. Himiko şüpheli görünüyor dedi. Bunu Angie dedi. Yani gösteriyi beraber yaptığı kişi. Ha?
Ama tabii ki Angie kız olduğu için Tenko bir şey demeyecek. Baksanıza ne kadar kibar bir şekilde soruyor. Hey Angie, Himiko'yu nasıl suçlarsın? Sen onun dostu değil misin? Ben size sadece Atua'nın bana dediğini diyorum. O kendi kutsal ilmini kullanarak bize hayatta kalmanın yolunu göstermeye çalışıyor. Ona şükretmelisin, yoksa o size azabı tattırır. Ya Atua'ya tüküreyim, o bana hiçbir şey yapamaz. Ben Himiko'yu koruyacağım. Böyle bayağı uzun sürecek bu arada. Seslendirmeleri dinleyeceksek. Ama gerçekten Himiko şu an şüpheli görünüyor. Ryoma gösteri esnasında öldü. Cesedinin su tankı içerisinde belirmesi bu gösteriyi yapan kişinin bu işte bir parmağı olduğu anlamına gelebilir. Himiko'dan şüphelenmemiz çok normal. Gösteriyi yapan oydu. Bazı karakterlerin sesi çok az mı geliyor bilmiyorum. Tenko'nun sesi iyi geliyordu. Himiko'nun sesi çok az geliyor bana. Hayır, bu yanlış. Su altından kaçış bir hile falan değil. Büyüydü. Reddetmen gereken kısım bu değil. Bize kendinin suçlu olmadığını kanıtlaman lazım. Büyü ha? Çok havalı. Ne kadar gizemli bir mucize. Şimdi söyle bakalım. Ryoma'yı sen mi öldürdün Himiko? Atua senin itirafını dinleyecek. Ne kadar ciddileştiler bir anda. Kes şunu. Bunun doğru olmasının imkanı yok. Ama bu doğru. Himiko o hileyi kullanarak Ryoma'yı öldürdü. Ama hala Himiko'nun o hileyi nasıl yaptığını bilmiyorum. Hile değildi, büyüydü. Bu arada soldaki portresine bakınca dudağı yine aynı şekilde duruyor. Şöyle. Yani bunu anlatamıyorum. Bu dudak şeklinde de denir ama. Dudağı diyorum ben buna. Öne doğru. Ördek dudağı olabilir belki. Belki de gerçekten büyüdür. Ah kes şunu. Eğer hileni bize anlatmazsan sana oy vereceğiz. Himiko ile uğraşmayı bırakın. Onun gibi küçük şirin bir çiçek kimseyi öldürmez. Öldüremez. Onu savunmanı anlıyorum ama yani bu da fazla ileri gitmek oluyor. Hani o asla öldürmez falan demek. Tam da beklediğim gibi herkes Himiko'dan şüpheleniyor. Ama benim başka şüphelerim var. Bu vakanın yanlış anlaşılmalarla ilerlemesine izin veremem. Ben üstün dedektifim. O yüzden bu iş bana kalıyor. Çok havalıyım aman yarabbi. Atua beni bilgilendirdi. Suçlu o hileyi kullandı. Ryoma ile yer değiştirmek için. Bundan sonra süre bitti. Piranalar düştü yukarıdaki tank açılıp. Canlı canlı yendi. Canlı canlı yenmedi. Hayır, Monokuma dosyası farklı bir şey diyor. Oraya itiraz edeceğiz. Ne kadar canice bir yol. Hayır, bu yanlış. Bu bir hile değil, bir büyüydü. Seni duyduk, memesiz. Titlis dedi ya direkt. Manyak. Bir dakika, space ile şey yapıyoruz.
CTRL ile hızlandırıyor muyduk? Neyle hızlandırıyorduk ya? Tamam, buna yapacağız da neyle hızlandırdığımızı unuttum. Neyse. Şeye bakarız, kontrollere. SC ileydi galiba. Hayır, Ryoma'nın ölümü piranalarla... Ryoma'nın ölümü piranalardan dolayı değildi. Monokuma dosyası ölüm sebebinin boğulma olduğunu söylüyor. Bir dakika ya, benim karakterlerin sesini duyamama sebebim acaba ses kartımla mı alakalı diyeceğim. Yo, çok saçma. Sinir oluyorum ya, yani niye oyunun sesi bu kadar yüksekte karakterlerin sesini duyamıyorum? Biraz daha arttırayım diyeceğim. Şu arka plan müzikleriyle oynayıp acaba oyunun sesini mi fullesem? Oyunun sesi %100'müş bu arada. Yuh. Çok ilginç. Neyse, yine de oyunun sesi kafa ağrıtıyor. O yüzden oyunun sesini kısmamız iyi oldu. Demek piranalar değildi. Aa, anladım. Monokuma dosyasına bakmamıştım. O yüzden bu benim için yeni bir haber oldu. Seni küçük velet. Yalan söylemek zaten seni dejenere bir erkeğe dönüştürmüş. Ne olmuş yani? Ryoma drowned. Himiko changed places with him. And then the piranhas ate him. Ryoma boğuldu. Himiko onunla yerini değiştirdi. Sonra piranalar da onu yedi. Öyle değil mi? No. Himiko only had 60 seconds to escape from the tank. Hayır, Himiko'nun tanktan kaçmak için 60 saniyesi vardı. Even if they changed places at the start of the show, that's insufficient time to drown someone. Şovun, gösterinin başında yer değiştirselerdi bile bu birini boğmak için yetersiz bir zaman. 60 saniyede boğulmaz diyor bir insan ki haklı bence de. Eğer durum buysa ne zaman boğuldu o zaman? Ne zaman boğuldu o zaman? Kafiye. Ryoma ne zaman boğuldu? Bariz bir şekilde gösteri başlamadan önce, gösteri esnasında piranalar düştükten sonra. Tabii ki de bir. Niye seçilmedi? Sağ tıkla seçtim. Yok artık. İlginç. Time soğudu ya. Elhamdülillah. Ryoma gösteri başlamadan önce zaten boğulmuş bir haldeydi. Agreed. Katılıyorum. Evet. Çok havalı. Before being eaten by the piranhas, he made no attempt to escape the water. Piranalar tarafından yenmeden önce kaçma konusunda hiçbir şey yapmadı. To be precise, he made no movements whatsoever. Doğrusu hiç kımıldamadı bile. Evet. O an zaten ölülerin arasına katılmıştı. Yani suçlu onu tank içinde belirtene, gösterene kadar onun cesedi gizli miydi demek istiyorsunuz? Gizli mi? Nerede? The culprit would have had to hide the body near the tank and then show it during the act. Suçlu cesedi tankın yakınlarında bir yerde saklamalıydı. Sonra gösteride göstermesi için. Söylemesi kolay. Sahnede cesedi saklanabilecek bir yer var mıydı? Bekle bir dakika. Himiko'nun bunu bilebilmesi lazım. Çünkü hileyi yapan oydu. Himiko. Why won't you just explain it to us? Himiko, artık anlatsan diyorum. Because it's magic. Büyüydü. Ağzının ortasına. Oh, maybe it really was magic. Biliyor musunuz? Belki de gerçekten büyüdü. Shut up. Kapa çeneni. O beni. Himiko, çayımı içiyor. But those who deal in dreams are oft liars.
Vallahi bana hava hoş arkadaşlar. Yani böyle yavaş yavaş gitsek de Allah'tan bir mani gelmezse inşallah bitiririz diye umut ediyorum. Pint bana gibi acelemiz yok arkadaşlar. Çayımızı içeceğiz. Himiko is committed to her act. Himiko kendi gösterisine bağlı birisi. Ama hayalleriyle yaşayan kişiler genelde yalancılar oluyorlar. Neden Himiko ile uğraşıp duruyorsunuz ya? Siz sarhoş bir babanın arkasında bıraktığı dağınıklıktan daha da kötüsünüz. Evet, evin erkeği olmak zor. Ne alakası? Yani üzerinde büyük bir yük var diye öyle bir dağınıklık bırakıp kendisini salmak zorunda değil. Man, we gotta figure out how the trick works to find where the body was hidden. Bazı cümleleri algılayamıyorum. Önce İngilizce okuyup sonra işlemem gerekiyor. He diye. Dostum, gerçekten cesedin nerede saklandığını bilmemiz için bu hileyi öğrenmemiz lazım. Ama Himiko bize anlatmak istemiyor. Bu arada önceki oyunda ölen karakterlerin üzerindeki çarpı o karakterlerle alakalı oluyordu genelde. Bu oyunda alaka göremedim ama yine de farklılık var. Ryoma'nın üzerindeki çarpı biraz daha düzgün köşelere sahip. Rantaro'nunki böyle fırçayla yapılmış gibi. Kaide'ninki de biraz sanatsal. Kaligrafi gibi yapılmış. O zaman Himiko'nun hilesini anlamak için beraber çalışalım. Yani gerçek büyü değil mi? Hayır, gerçek büyüydü. Büyü. Komedi. Aa, hayır. Bu Himiko'nun laneti. Onun lanetleri çok güçlü. Her neyse. Önce Himiko'nun hilesini anlamamız lazım. Eğer bunu anlayamazsak bu vaka hiçbir yere gitmeyecek. Hadi bakalım. Kelepçeler, Gontan'ın ifadesi, su tankı hilesi. Belki kimse bakmazken tırmanıp çıkmıştır. Hayır, kesinlikle yakalanırdı, görülürdü. Belki de bir mekanizma vardı ama buna nasıl katılacağım ben? Katılma tuşu nasıl gönderiyorduk? Unuttum. SC'ye basınca ilerliyor. F1'e basınca kurşunları açıyoruz. Enter'a basınca kurşunu yolluyoruz. Aa, mavilere katılıyorduk. Kurşunun katılma kurşununa çevirmiyorduk. Belki de iki Himiko vardı. Ve içlerinden biri de kılık değiştirmiş Sumugi'ydi. Hey, benim cosplaylerim kılık değiştirme değildir. Disguise. Değildir. Disguise nasıl çevrilir bilmiyorum. Başka birinin yerine geçemeyeceğini söylemişti hatırlarsanız. Renk değiştiriyordu. Buraları geçelim. Mekanizma bunu reddedemiyorum. Katılıyorum. İyi fikir. Gizli bir bölme vardı. Maki haklı. Tankın üzerinde bir kaçış yuvası vardı. Demek gerçekten varmış. Bu doğru. Himiko'nun laboratuvarında da benzer bir tank gördüm. Yanlarından birinde bir açılacak bir panel vardı. Açılır bir panel vardı. Bu onun kaçış yoluydu. Neye itiraz ediyorsun? Soruma sahiptir. Ölümüne savunacak bu vakada. Hayır, senin mantığın yanlış Shuichi. Ama ben gördüğümü anlatıyorum. Burada bir mantık yok. Neyi kastediyorsun?
Neden yanıldığını bile bilmiyorsun. Tipik dejenere erkek işte. Ellerimle yüzünü yumruklayacağım. Buyur, ne diyeyim yani. Keşke kontrolleri görebilmenin bir tuşu olsaydı. Neydi acaba? Tab mıydı? Caps Lock mıydı? Piranalar. Pirana tankı. Islak merdiven. Onun yapmadığını biliyorum. Şimdi seni yumruklayacağım. Yendik bu kısmı. Bekle bir saniye. Beni yumruklamadan önce... Onun bunu kullanmadığını nereden biliyorsun? Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Çünkü... Onu kullansaydı... Su da onunla beraber çıkardı. Doğru şeyi seçmişiz. Güzel. Evet, suyun taşmamasının bir sebebi var. Su tankına bağlı merdiven. Merdivenin nasıl konumlandırıldığını hatırla. Tankın kaçış yuvasıyla tam uyumlu bir yerdeydi. Yani merdivenin içi su tankıyla bağlantılıydı. Ne yani? Cesedi merdivenin içinde miydi? Böyle düşününce Himiko'nun su altı kaçış taktiğini nasıl uyguladığı bariz. Vay, çok iyi. O gösteriyi sergilerken önde bir perde vardı. Ki bu perde sayesinde Himiko merdivenden tankın içine uyuvadan geçiş yapabiliyordu fark edilmeden. Taşan su otomatik olarak direkt merdivenin içine akardı. Peki merdivenden nasıl çıkıyorsun ki? Hani fiziksel anlamda demiyorum, merdivenin içinden nasıl çıkıyorsun? Evet, merdivenin de bir çıkış yuvası var. Bizim göremediğimiz tarafında. Öyle bir yapılmış ki içindeki su sızmasın diye. In which case, a person could exit and leave water inside the staircase. Evet. Merdivenden girip çıkabiliyor. Ancak o kişi ıslanmış olacağı için arkasında bir iz bırakmış olması gerekiyor. Bu da merdivenin altındaki su birikintisini açıklıyor. Yani Himiko merdivenden çıktığında ıslak kıyafetleri yere su akıtıyordu. Ha, otostop, yakaladık seni işte. Himiko'nun tepkisine bakılacak olursa turnayı gözünden vurdunuz ha. Ama Himiko'nun kıyafetleri su tankından ayrıldığında ıslak olamaz ki. Bakın işte, muazzamdı değil mi? Evet, gerçekten karşımıza çıktığında kıyafetleri ıslak değildi. Çünkü büyüydü. Hayır, bunun yani kıyafetlerin ıslak olmamasının büyülü bir alakası yok. Hayır. Asla suya girmedi, çabuk kurulandı, üniformasını değiştirdi. Bence değiştirdi. Umarım doğrudur. Gerçi that's it dediğine göre. Çünkü üniformasını değiştirdi. Yurtta bir sürü üniforma var sonuçta. Sahnenin arkasına önceden yedek bir tane koymuş muydun?
Yalan söyleyemezsin. I remember seeing Himiko go to the gym this morning, carrying a uniform and a towel. İyi, en azından Angie doğruyu söylüyor. Hani birini suçlu çıkarmaya çalışmaktan ziyade. Himiko'nun bu sabah spor salonuna gittiğini gördüm. Yanında da üniforma ve bir de havlu vardı. İşte düştün. Neden bunu söyledin? Niye lan? Ya of. Denko. Sevilir bir karakter olamaz mısın acaba? Anladım. Demek havlusu vardı. Saçını tamamen kurulamak için yeterli zamana sahip olmamış olsa gerek. Ama kısa saçı ve şapkası bu işi kolaylaştırdı. Himiko ıslanamaz. Onun bedeni suya karşı dayanıklı. Suyu itiyor. Suyu etkisiz hale getiriyor. Repel artık. Nasıl denebilir? Pokemon oynayanlar iyi bilir Repel'i. Repel vardır. Onu sıktığınız zaman, kullandığınız zaman Pokemon'larla karşılaşmazsınız çalılıkların içinde. Hah, bir ördek gibi mi? Himiko, hadi ama. Pes et artık. Zaten ördek gibi dedi de dudağı da ördek gibi. Pekala, siz kazandınız. It's just like you said. The water tank and staircase both have mechanisms. Dediğiniz gibi, iki tane mekanizma var. So I was correct. Yani haklıydım. Sen değil, ben haklıydım. That doesn't mean I used them. Ama bu onları kullandığım anlamına gelmiyor. Ne? I didn't need them, 'cause I used my magic. Onlara ihtiyacım yoktu çünkü büyümü kullandım. Allah'ım ya Rabbim. Again with the magic crap. Were you dropped on your head as a kid? Başladın yine büyü saçmalığına. Çocukken seni havaya atıp düşürdüler mi? Ne yaptılar ya? Now that we understand how the trick was performed, let us move. Madem hilenin nasıl kullanıldığını öğrendik, devam edelim. İyi, aklı başında biri. Let us proceed. Evet, devam edelim. Zeki Müren havasıyla. Suçlu Ryoma'nın cesedini nereye sakladı? From our discussion earlier, his body could have been in the space inside the staircase. Önceki müzakeremize bakılacak olursa, cesedi merdivenin içindeki boşluğa saklanmış olabilir. But that's where Himiko would escape. Ama merdivenin içi aynı zamanda Himiko'nun kaçacağı yer değil mi? So Himiko went in the stairs with the body? What kind of kinky shit is she into? Ne yani? Himiko merdivenin içinde bir cesetle beraber miydi? Ne çeşit bir fantezi lan bu, diyor arkadaş. Sanmıyorum. İki kişinin sığması için uygun bir yer değil orası. Evet, Ryoma ve Himiko kadar küçük insanlar bile oraya beraber sığamazlar. She could have made the switch as she was leaving the tank. Kim beraber girdiklerini söylüyor ki? Tanktan çıkarken cesedi tankın içine almış olabilir. Yani merdivene hiç girmeden. She could have pulled out the body from inside the stairs. Benim çevirmeme gerek yok, resimler anlatıyor zaten. Put herself in there. See how easy that is. Bazen mouse'un tıkım basmıyor, oyun mu sıkıntı çıkarıyor bilmiyorum, repliği geçemiyorum. Bekle bir dakika. Neden bunun Himiko tarafından yapıldığını düşündün otomatik olarak? Himiko dışında kim yapabilir ki? Angie! You spent more time with Himiko than any of us. So why are you accusing her? Angie, Himiko'yla en çok vakit geçiren sensin aramızda. Neden onu suçluyorsun? You may think you're protecting Himiko, but what if she really is the culprit? Himiko'yu koruduğunu düşünebilirsin ama ya gerçekten suçlu oysa? We'll all die and it will be all your fault. Atua will lose precious devotees. Hepimiz ölürüz ve bu senin hatan olur. Atua da sevgili kullarını kaybeder. Are you okay with that, Tenko? Bu sana uyar mı Tenko? I'm totally fine with that. Tabii ki de. Ne? I don't care what
anyone says. Kimin ne dediği umurumda bile değil. Himiko would never murder someone. That's what I believe more than anything. Himiko asla birini öldürmez. Ben buna her şeyden daha çok inanıyorum. I want to believe in her. Ona inanmak istiyorum. Ne olursa olsun. Eğer bunu yapamazsam öleyim daha iyi. So until this body takes its final breath, I'm gonna keep believing in Himiko. Bu beden son ruhunu bu beden son nefesini verene kadar Himiko'ya inanmaya devam edeceğim. Haydi bakalım. Kağıt karakterler. Monokuma dosyası 2, Gonta'nın ifadesi, Kokichi'nin ifadesi. When Himiko was escaping the tank. Himiko tanktan çıkarken merdivenin içindeki cesedi çıkardı. And simply switched places with it. Ve onunla yer değiştirdi. Are you telling me you saw that happen? No one could have seen that. It would have occurred in the middle of the show. Bu gösterinin esnasında gerçekleşmiş olmalı. Perde kapalıyken. Yani kimse bir şey görmedi. Gonta gördü. Ryoma's corpse wasn't in the staircase. Ryoma'nın cesedi merdivenin içinde değildi. Aa, yalan söylemeyi bırak seni pislik. Yalan söylemiyor. Hadi bakalım. Su tankının içine birinin baktığını hatırlıyorum diyor Shuichi. Bu da bize Gonta'nın ifadesini hatırlatıyor. Güzel ana karakterin bana yardım etmesi beni çok mutlu ediyor. Zıplıcık. Kime karşı çıkacaktık? Yanlış hatırlamıyorsam Kokichi'ye. Dur bakayım. Orada bir dur. Biri tankın içini gördü. Gonta gördü. Gonta tanka tırmandı ve yukarıdan baktı. Doğru değil mi? Evet, baktım ama kimseyi göremedim. Kimseyi mi? Evet, kimseyi. Bu iyi bir ipucu değil demek ha? Hayır. Bu harika bir ipucu. Çünkü eğer Ryoma'nın cesedi merdivenin içinde gizli olsaydı, saklı olsaydı, Himiko içeri girmeden önce onu dışarı çıkarması gerekirdi. Çünkü gerçekten merdivende iki kişiye yetecek yer yok. Ki bu da şu anlama geliyor. Eğer Gonta baktığında tankın içi boşsa, Ryoma'nın cesedi merdivenin içinde saklı olamaz. O zaman. Peki ya yakalanmamak için oraya sıkışmışlarsa Ryoma'nın cesediyle beraber, suçlu kişi her kimse. Sonuçta o noktada onu görmemiz konusunda endişe duymamıştır. Duymasına gerek yoktu. Çünkü bütün sahne perdenin arkasında gizliydi. Sadece Gonta hariç. Ki o zaman suçlu asla merdivenin içine bir cesetle beraber saklanmayı aklından geçirmezdi. Cesedi içerisinden çıkardıktan sonra merdivenin içine girmek çok daha hızlı ve mantıklı. Yani ceset merdivenin içinde değildi. Vallahi birisi artık şu cesedi nereye sakladığını söylesin, yoksa boğazımı keseceğim şurada. Kendi boğazını değil aslında, başkalarının boğazını kesmeyi istiyormuş ama. Ryoma'nın cesedi neredeydi? Evet, bunu gerçekten belirlememiz gerekiyor. Merdivenin içinde olmadığı belli ama nerede?
Şu debate'i de yapalım. Sonra videoyu bitirelim. 40 dakikayı doldurmuşuz. Kelepçeler, kare cam panel ve pirana tankı. Cam levha. Sadece Himiko için yeterli yer vardı. If there was a way to enter the tank from there, then it would be plausible. Hmm. Or maybe the body was in the tank all along. Belki de ceset bunca zaman tankın içindeydi ve biz göremedik. İmkansız. Bunun için çok üst düzey görsel efektlere ihtiyacın var. Hayır, oraya bir ceset koyarsanız biz görmeden önce yerde onu piranalar. Peki ya piranalar ve ceset birbirinden ayrıysa? O zaman yenilmezdi, değil mi? Hmm. Aynı tank içinde olmalarına rağmen. Bir dakika, bir dakika. F2'ye niye basamıyorum? Önceki repliği görmem lazım. Kyo ayrılma konusundan bahsettiği an bir iş üzerindeydi. Kyo'ya katılacağız şu cam levhayı söyleyerek. Kore Kyo. Tarabirida. Bir dakika. But if the body and piranhas were separated. Katılıyorum. Ceset ve piranalar birbirinden ayrıydı. Kyo'nun hipotezi doğru. İkisi birbirinden ayrıydı. This was accomplished using the square glass pane found in the tank. Ki bu da kare cam levhası kullanılarak yapıldı. Just as I thought. Düşündüğüm gibi. Using that glass pane as a divider, a safe space could be created in the tank. Bu cam levha kullanılarak tankın içinde güvenli bir bölge oluşturulabilirdi. It is in such a space that the body could be stored, separated from the piranhas. Evet. Then that means Ryoma's body was hidden in the piranha tank the whole time. Yani Ryoma'nın cesedi tankın içinde bunca zamandır gizliydi. So Ryoma's body fell into the water tank with the piranhas. Yani Ryoma'nın cesedi suyun içinde piranalarla beraber mi düştü? Gonta knew it. Gonta biliyordu. What is it, Gonta? Ne oldu Gonta? Gonta was above stage when piranhas fall. Gonta piranalar düştüğünde sahnenin üstündeydi. Aa, bu yüzden Gonta kimsenin görmediği bir şey gördü. Piranalar düştüğünde Gonta onlarla beraber suya büyük bir şeyin düştüğünü gördü. Lan pirana tankının içindeymiş eleman. Tam zamanlayıcı sıfıra geldiğinde Ha diye şaşırdı. Şimdi Gonta düşünüyor da Gonta muhtemelen Ryoma'nın cesedini gördü. Piranalar tanka düştüğünde, tankın içinden tanka düştüklerinde ben de büyük bir şeyin düştüğünü gördüğümü zannettim. Hmm, alttaki su tankı tamamen camdan yapılma, öyle değil mi? You can see what is happening through the glass. Can you really hide a body in the tank? You can see what is happening. Sonuçta ne olduğunu camın içinden görebiliyoruz. Gerçekten tankın içine bir ceset gizlenebilir mi? Even in murky water, a dead body would still be visible in a glass tank. Sonuçta bulanık bir suyun içinde bile bir cam tankın içinde bir ceset görünebilirdi. Ancak cesedi gizlemek için belli bir şey kullanılmadıysa, belli bir şey ki ben bunların pirana topluluğu olduğunu düşünüyorum. O yüzden videoyu burada durduruyorum. Sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.